15 yaşına ya da 18 yaşına dönseydin kendine ne tavsiye verirdin? Yani bugün 15 yaşındaki Mustafa'yı görseydin ona ne derdin? Şöyle, şimdi bu düzen, disiplinle ilgili bence bir sıkıntımız var. Demin mesela 2016 yılında İKAS kurulmadan bazı böyle İKAS'la ilgili dokümanlar hazırlamışım. Hazırlık dokümanları. Evet. İşte yapacağımız ürünle ilgili teknoloji tarafından tut da işte ürün özelliklerine, hatta database, veri tabanı mimarisine kadar işte dokümanlar hazırlamışım. Demin atıyordum bizimkilere, bizim Tugaylara falan. Çok nostalji yaşadık demiş, dediler hatta. Ömercan bak sen şimdi bile bu kadar detaylı yazmıyorsun yani özellikleri, detayları falan diye. Ya benim insanlarda gördüğüm en önemli zafiyetlerden biri düzen eksikliği. Dün de Ezgi'ye şey gösteriyordum. Bak diyorum, e-posta kutunda sadece bir tane mail var. Yani daha çözümlenmemiş. Kalan hepsi inanılmaz düzenli bir şekilde arşivlenmiş durumda. Övmek için söylemiyorum ama bu çok önemli bir disiplin. Ben çok fazla insan tanıyorum ki sürekli işte o mail kaynadı arada, işte doküman kaynadı. Bazı insanlar tabii bunu içinde bahane olarak da kullanıyor. Görmemişim işte arada kaynamış vesaire, ama aslında düzenli, nizami çalışan bir insan için hani derler ya, aslan yattığı yerden belli olur. Bunlar hep bahane. O yüzden bu konuda böyle masa üstünü düzenli tutmak, dokümanları, tüm dosyaları çok iyi arşivlemek Google Drive'da ya da bir yerde, özellikle bulutta, cloud'da arşivlemek her zaman iyi. İşte Excel'lerinin çok nizami olması, hem formatlama yani tasarım olarak, hem verilerin düzgünlüğü olarak. Yani böyle bazı insanlar mesela böyle ortak Excel'e girer, affedersiniz içine eder çıkar yani böyle. Ben ilk başlarda çok yapıyordum abi onu. Sağ ol, biliyorum. Mesela Excel öyle bir konu, Gmail yani e-mail konusu öyle bir konu. İşte genel şirket dokümanlarının, Drive'ın çok temiz, düzenli, nizami olması, her şeyin doğru yere zamanında arşivlenmesi çok önemli. İki tip insan var. Bir insan genelde anlık olarak bunları düzenlemiyor ve işte iki ayda bir girişiyor, düzenliyor. Sonra günlük olarak nizami düzenlemeye devam etmediği için bir iki ay sonra bir daha girişmesi gerekiyor. Bir de her gün bunu çok düzenli yapan insanlar var. Ben her gün düzenli yapan insanım. O yüzden her zaman nizami kalıyor ve oturup hadi ayda bir şunları bir tekrar maillerimi temizleyeyim. Öyle bir laf vardır ya. Hı hı. Bakalım hafta sonu bir maillerimi temizleyeceğim diye. Öyle bir şeye gerek kalmıyor açıkçası. Bu disiplini başta almak kritik bir şey. Çünkü bu disiplini başta almadığın zaman işler çok hızlanabiliyor iş hayatının bir döneminde. Sen o zaman çok fazla şeyi ıskalamış oluyorsun. İki, çok fazla şeyi ıskalamak dışında bir de o disiplin belirli bir süreden sonra kazanılmıyor ve bunun için sen işte başka insanlara ihtiyaç duymaya başlıyorsun. Yani senin tabiri caizse kıçını toplayacak. Ben o yüzden hani bunu çok böyle genç arkadaşlara, bu düzenli çalışmayı diyeyim iş hayatında. Düzenli çalışmak sadece üniversite sınavına hazırlanırken ya da lise sınavına hazırlanırken ders çalışmak değildir. Yani düzenli çalışmak yani iş hayatında da İşte masanı temiz tutmaktan başlar iş. Gerçekten öyle. Masanı temiz tutmak, bilgisayarın işte masa üstünü, desktop'ı düzgün tutmak. Benim mesela desktop'ımda bir iki tane şey vardır. Hani okuyacağım ya da okuyacağım belki bir PDF vardır veya dolduracağım bir Word, Excel vardır. Ki orada da burada özellikle genç arkadaşlar, hatta genç profesyonellere tavsiyede bulunayım. Ne olur bir sunum atarken bir yere, yani böyle PPT ya da PPTX formatında, yani PowerPoint formatında veya Keynote formatında atmayın arkadaşlar. Ya bunu PDF'e çevirin, atın. PowerPoint herkeste olmayabilir veya açması, bilgisayarın kasılması, doğru, falan gibi şeyler var. Ben özellikle bu outdoor firmaların satışlarına görüyorum. Böyle bir her şeyi sunumlaştırma merakı var ve o sunumları da PowerPoint atıyorlar ve 17.6 MB falan oluyor dosyalar. Biz Mac kullanıyoruz, PowerPoint normalde yok. Tamam, Keynote açıyor kendiliğinden falan, böyle kasıyor falan yani. Şaşıyorum ben. Şimdi ne diyeyim karşı tarafa? Rica etsem şunları PowerPoint yollamayın. PDF yollasana. PDF çok daha hızlı preview yapılabilen, ön izlenebilen bir format. Ve bunun mesela ben tecrübeyle sabitledim abi. Bayağı başımıza geldi. Bir yerde atıyorum sunum yapılacak, bir şey olacak. Oradaki bilgisayardan açıyorsun USB ile mesela ve oradaki sürüm çok eski olduğu için açamıyorsun. Bir daha istiyorsun falan filan. Bayağı... Açıyorsun, içindeki görsel gözükmüyor. Evet, görsel başka gözükmüyor. Kayıyor falan. Şeyler, evet, font kayıyor falan. Bir şeyler oluyor. Çok fazla böyle konu var. Burada böyle başarılı insanların niye
ilerlediğini anlıyorsun biraz sonra. Böyle kıyaslayabiliyorum ben o insanları. Mesela bizim şirkette de şimdi 110 kişi var. Yani her ay 10 kişi falan ekleniyor en az. Yani çok fazla insan kıyaslayabiliyorsun. Çalışma stili olarak, disiplin olarak. Ve ister istemez aralarında hani senin istediğin, senin ideallerine uygun insanlarla çalışmayı daha çok tercih ediyorsun veya o insanları daha kritik görevlere getiriyorsun. Tabii balık da baştan kokar. Şimdi ben böyle şeyler bekliyor olabilirim ama bazı insanlar beklemiyor olabilir. Ben şahsen tabii ki insanların Gmail ya da masaüstü desktop'una gidip bakmıyorum düzenli mi diye. Ama öyle insanları gördüğümde takdir ediyorum. Öyle insanlar zaten hiçbir şeyi de kaçırmıyor, hiçbir işi ıskalamıyor. Diğerleri sürekli bir şeyi unutuveriyor. Bu tarafta ben disiplini gerçekten genç arkadaşların erkenden kazanmasını tavsiye ederim. Mesela bir de şöyle hatalar var benim profesyonel hayatta gördüğüm. Bir satışçı var, LinkedIn'den ulaşmaya çalışıyor sana. LinkedIn'den merhaba nasılsınız yazıyor mesela. Şimdi merhaba nasılsınız yazdığı zaman zaten direkt bitti yani konu. Merhaba nasılsınız bir ya da merhaba nasılsın fark etmez. Orada biraz fazla kişisel muhabbete giriyor. Direkt niyetini söylemediği için bir kere ilgimi çekemiyor. Ve ben onu direkt görmezden geliyorum. Ignore deniyor. Görmezden geliyorum bunu. İki, bir taraftan da böyle şey gibi sanki de normal arkadaşına ya da birine yazmış gibi oluyor. Daha kişisel bir ilişki kurarak başlatıyor süreci. Onun yeri de LinkedIn değil. Onun yeri işte Instagram'da yazsa bana merhaba nasılsınız falan. Vesaire. Bir de onu yazdığında ben arkasından kişisel bir şey mi soracak yoksa nasıl anlatayım? İşle ilgili gerçekten benim işime yarayacak bir şey mi teklif edecek bana? Tam kestiremediğim için yine böyle ciddi anlamda bir fırsat kaçırmış oluyor. Ben de kaçırmış oluyorum belki. Ama her gün 20-30-50 tane mesaj alan bir insan olsam ben sadece bir kişiden alıyorsam sorun yok. Merhaba nasılsınız diyene de cevap veririm da 50 tane alıyorsan onları zaten ignore ediyorsun. Biraz egolu bir yaklaşım değil mi zaten abi? Hani bana cevap versin de öyle konuşayım gibi bir yaklaşım da var belki de aslında. Bilmiyorum ya hani egolu yani tabii ki yazışma tarafında zaten çok anlaşılmıyor abi. Yazışma çok tehlikeli bir şey. Şey de önemli değil mi abi mesela? Hatta bu anlatacağım şeyle alakalı bir web sitesi de var. Sen adını hatırlıyorsundur. Ömercan bize göndermişti. No hello. Atıyorum Slack'tan bile birisine bir şey yazıyorken abi ya da mail atıyorken işte merhaba Ali yazıp beklemektense merhaba Ali seninle şu konuda bir iş için görüşmek istiyorum yazıp hem zamandan kazanma hem de işte dediğin gibi abi mesela o fırsatı kaçırma ihtimalini ortadan kaldırmak önemli gibi geliyor bana. Tabii bir iş yaparken gerek yok o small talk'a yani. Evet. Çok haklısın. Bir de orada aslında dediğin gibi okey yani merhaba Ali ve devamda niyetini söylediği cümleler, tümceler okey ama sadece merhaba Ali dediği zaman zaten racon da bilmediği için sen karşındakini eliyorsun. Diyorsun ki bu racon bilmiyor zaten böyle yazıyor diye. Ya sabah bile bir şey yaşadım. Türkiye'deki en büyük otel zincirlerinin birinin Türkiye direktörü bana şey yazdı LinkedIn'den. Sana nasıl ulaşabiliyoruz sevgili Mustafa yazdı. Birkaç benzer mesaj almıştım daha önce böyle çok üst düzey yöneticilerden ve bu yöneticiler genelde bu insanlar şeyini kullanıyor. Çok büyük markaların önemli üst düzey yöneticisi olduğu için marka force'unu kullanıyor. Markanın gücünü kullanarak aslında senden cevap alabileceğini düşünüyor. Sen de ister istemez hani merak ediyorsun niye yazıyor ki falan diye cevap atıyorsun. Sonra bir görüşme genelde istiyor senden ve görüşüyorsun sonra diyor ki ya ben işte şöyle şöyle bir işe girmeyi düşünüyorum. Ne düşünüyorsun falan filan diyor. Böyle seni abi ücretsiz danışman gibi kullanmaya çalışıyor. Yani ücretsiz senden fikir almaya çalışıyor. Yani benzer bir konu. Ben de nasıl yardımcı olabilirim yazdım. İşte ya bir işte görüşmek istiyorum seninle deyip telefonunu verdi. İşte ünvanı isminin önüne geçmesi çok kötü değil mi abi ya? Tabii ya. Onu zaten kullanıyor. Bugün podcast'te bunu dinlemiştim işte. Parayla paran olduğunda bir şeyler yapamıyorsun ama insanlar ünvanıyla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor bazı kişileri diye bir podcast'ta dinlemiştim. Ünvanını kullanmaya çok ya parasıyla da bir şeyler yapmaya çalışan var ama ünvan daha etkili bir şey dediğim gibi. Çok paralı bir insan örneğin tanışmak isteyip bir şekilde görüşmek istediğinde umurunda değil abi benim paraya ihtiyacım yok. Kimsenin zengin olması benim için bir şey ifade etmiyor. Yani ona minnet edecek bir insan değilsin. Ama bu tür şirketlerin bu pozisyonlarında insanlar hani bunu kullanıyor. Ya ben genelde çok canım sıkılıyor buna ya. Çünkü dediğim gibi böyle şey çıkıyor arkasından.
işte bir görüşelim, konuşalım işte falan. Zorunda bırakıyor seni. Ya zorunda bırakmıyor da. Emrivaki birazcık işte. Hayır, şunu anlamıyor. O kendince o bilmem ne önemli bir pozisyonda olarak senle istediği zaman görüşüp hani senin o vaktini alabilme hakkı görüyor kendinde. Şimdi bunu dinleyenlerden böyle vakti o kadar yoğun olmayan veya bir şekilde vaktin önemini anlayamayan, idrak edememiş insanlar bunu şey gibi algılayabilir böyle. Sanki üst perdeden konuşma gibi. Hani benim vaktimin önemini anlamıyor gibi ama gerçekten öyle. Vakit çok aslında limitli bir şey. Bugün sabah gelirken işe düşünüyordum. Yani insanda abi ben 34 bitiyor, 35'e giriyorum. Şaka gibi yani. 35'e giriyorum yani, değil mi? Rakama bak. Hiçbir zaman bir daha 20'lerime dönemeyeceğim. Sadece 5 sene sonra böyle diye geçecek. 30'lar da bitecek. Ve artık şey de değilsin hani 30'larda şey yine böyle 20'lerdeki o belki fiziksel güç veya o şey var ama 40'larda iyice hissetmeye başlayacağım. Sen de hep kalır bence abi. Çok kolay gitmez. Güzel. Yani. Çok değişeceğini düşünmüyorum ya 60 yaşında da senin abi. Hayır, yani motivasyon olarak. Motivasyon fiziksel olarak. Enerji olarak. Yok, fiziksel değişiyor abi. Onun çaresi yok. Yani tabii ki sen kendine iyi bakarsın ayrı konu ama değişiyor ister istemez. 20 bar fix'im var gene abi. Ben sana söyleyeyim. Yok ya 20 bar fix'im. Hiçbir zaman 20 bar fix'in bayağı zayıf olmam lazım. Ama zayıf olsam çekerim yani. Ya şeye getireceğim konuyu. Bugün sabah gerçekten o idrakına en güçlü şekilde vardığım bir konuydu. Abi çok yakın zamanda 40'larda bulacağım kendimi diye. Çünkü nasıl geçtiğini hiç anlamadım 20'lerin. Aynısı 40'larda da olacak falan derken işte ömür bitiyor. O tarafta mesela ben şahsen bunu açık açık da söyleyeyim. Biriyle görüştüğüm zaman yani hiçbir şey alamadığımda o görüşmeden çok sinirleniyorum ya. Ha diyebilirsin ki bir şey almak zorunda mısın her görüşmeden? Evet abi zorundasın. Bir şey veriyorum çünkü ben. Evet. Karşı taraf evet, bana bir şey söylüyor ve ben tecrübelerimi aktarıyorum ona, şöyle yapmıştım diyorum falan ve onların hepsinin bana maliyeti var zaman ve para olarak. Ve onu bedava olarak aktarıyorum. Hayır abi sen de bana bir şey vermek zorundasın. Bu verdiğin şey şu olabilir. Mesela ben sizle acayip vakit geçirmekten keyif alıyorum. Çünkü sadece keyif alabiliyorum. Ama alıyorsun abi işte. Şaka keyif bir yana. Bak ciddi söylüyorum bunu. O kadar keyif alıyorum ki bir sürü şey de öğreniyorum. Perspektif öğreniyorum. Sizin şakalaşmalarınız falan hoşuma gidiyor. Ben çok keyif alıyorum böyle. İşle ilgili de bir şey paylaştığımız için daha da benim için keyifli. Çünkü sadece goy goy yapmıyoruz. Sürekli bir işle ilgili arada da şöyle mi yapsak abi, böyle mi yapsak konuşuyoruz. Ama en temelinde bir de çok sevdiğim birinden enerji ve böyle motivasyon alıyorum ben abi. Ya ben sizinle konuşurken motivasyon alıyorum aslında. Bedava değil o karşılıklı dehşetli motivasyon alıyorum. Enerji alışverişi oluyor. Biz de öyle abi, biz de aramızda hep konuşuyoruz onu yani. Böyle tabii o, abi. Bir, daha iyi yani 1+1=3'e işte aslında. Kesinlikle öyle abi 1+1=3 meselesi ve hani vallahi geyik yapmıyorum ya keşke il il gezsek arabayla yani böyle. İş de yapsak ama gitsek bir yerde yemek yesek evet, tartışsak ulan şu hadi. Ne bileyim böyle hani bu beni aşırı mutlu ediyor. Bunun için benim illa her konuştuğumuzda sizden böyle bilimsel veya şey bir şey öğrenmeme gerek yok işle ilgili. Bir, böyle hayatın bir sırrını duymama gerek yok. O bana yeterli ama bazı insanlarda böyle yani hiç böyle eğlenebileceğim bir insan da değil. Yani öyle bir enerji de vermiyor ve sürekli sana bir şey soruyor istiyor falan filan. Sen de anlatıyorsun falan. Çok yorucu bir şey abi yani keyif almıyorum ondan. Biraz egoiste gözüküyor ama abi bence öyle değil ya. Ya hani bu, görüşmemek istememek vesaire. Tabii abi. Sırf çocukluk arkadaşı olduğun için onunla vakit geçirmek zorunda kalıyor musun gibi oluyor ama. Evet. Belli bir süreden sonra aynı şeyleri konuşamıyorsun, paylaşamayınca tutmuyor yani frekans. Yok abi bu iş böyle. Ya zirve yalnızlık getirir diye bir şey var abi. Bu hı-hı, zirve illa cumhurbaşkanı olmana gerek yok hı-hı, ya. Yani abi nasıl ilerledikçe yukarı çıkıyorsun değil mi abi? İlerledikçe yukarı doğru çıkıyorsun abi. O yukarı çıktıkça etrafında daha az insan sana ayak uydurabiliyor. Çünkü yukarı çıktıkça oksijen azalıyor. Yukarı çıktıkça patika zorlaşıyor. Herkes oraya çıkamaz abi. Orada kiminin nefesi yetmez, kiminin ayağı kayar orada, kimisinin gücü yetmez. Çıkamaz abi. Bununla beraber yukarı çıktıkça daha az insanın etrafında olması seni de bu arada huzursuz etmemeli. Etrafındakilerin de bundan huzursuz oluyor olması seni böyle üzmemeli de aynı şekilde. Ben bunu eskiden öyle şey oluyordu ama yok abi. Çok insan lazım değil bize gerçekten. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Bu gerçekten böyle egoistçe ya da dediğin gibi kendini beğenmişlikle ilgisi yok. Bu böyle abi yani ben geçenlerde de anlatmıştık galiba.
Ben abi arkadaşımla ne bileyim lisede yaptığım bir geyik muhabbetine, yani böyle araba muhabbeti diyelim. Hı-hı. Hep aynı örnek veriyoruz da ki lisede de yapmıyorduk, öyle bir şeyimiz yok. Ya yapmak yapamam abi şimdi. Geçtik, çok yıllar geçti. Başka bir şey konuşalım. Evet evet abi. Ya yani frekans da değişiyor yukarıya çıktıkça. Hani o zirve dediğin yerde frekans değişiyor ve hem alttakiler senin belki de muhabbetinden keyif almıyor. Çünkü sen farklı bir frekanstan konuşuyorsun. Hı-hı. Onlar da artık o eski frekansta kalmış oluyor. Evet. Ya bir bağlantı kopuyor tamamen. Bir de orada şey de var. Özellikle konuştuğun ve buluştuğun insan hayatından çok mutlu değilse, ama sen belki tutkuyla yapıyorsun işini, hayatın her gün geçiyor, sürekli o insanı avutmakla uğraşıyorsun. Onu motive, ona, onu motive etmeye çalışmakla. Aynen öyle. Ve kendinle ilgili güzel gözüken şeyleri de sürekli yok abi ya aslında falan demek zorunda kalıyorsun yani. Paylaşamıyorsun, aynen öyle. Evet, çok iyi gidiyorsun abi falan dediklerine yok abi işte uğraşıyoruz ya falan demek istiyorsun. Çünkü ya herif zaten mutsuz abi, suratına daha da mı vurayım herifin yani. Evet ben çok iyi gidiyorum, sen mutsuzsun mu diyeyim yani. O ama duygu çok kötü bir şey. Karşındakini incitmemek için sürekli kıvranma duygusu. O yüzden hani derler ya davul bile dengi dengine. O yüzden zenginler zenginlerle arkadaş oluyor falan. Hani bu iş böyle. Kötü duyuluyor biliyorum ama bu iş böyle abi. Bizi mümkün olduğunca tabii ki duyarsız kalmamalıyız etrafımızda ama bizi bence mümkün olduğunca ileriye götürecek, bize bir şeyler katacak insanlarla beraber olmak lazım. Belki konunun başında şeydi ya hani gençlere ya da tavsiye, ne tavsiye eder, verirsin. Evet. Burada abi iyi bir ekibin de ben çok önemi var. Mesela biz bu ekipte şu anda benzer kaygıları gidiyoruz. O yüzden bizim kaygımız ne şu anda? İşte İKAS'ı daha iyi bir yere getirmek, daha büyük bir konumlandırma. İşte hı hı. Türkiye'den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Ve bu kaygıya hepimiz sahip olduğumuz için abi otomatik olarak aslında konuştuğumuz şeyler de benzer oluyor. Gelişimimiz de benzer oluyor. O mesela harika bir şey. Burada böyle bütün ekibin böyle 1+1=3 modunda ilerliyor olması, yani o çok güzel. Hani burada belki iyi bir ekip bulma, gerçekten birlikte geliştirilebilecek insanlarla çalışma belki bir böyle bir örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar çok sağ olun dinlediğiniz için. Özellikle hani bu dakikayı kadar dinlediyseniz vaktinize çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Oradan buradan serisinde gerçekten oralardan buralardan evet, aklımıza geldikçe böyle sohbet ediyoruz. Çok da kritik şeyler yok diye düşünüyorum. Hani hakikaten çok vakti olmayan dinlemesin, daha kritik kendi işlerine baksın ama bizim muhabbetimizden hani faydası oluyorsa dinleyin. O zaman seviniriz açıkçası. Değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Biraz daha %88'inde konuştuğum bir bölüm oldu. O da başarı. Normalde %98'lerden geldik. %98'lerden geldik buraya. Böyle böyle. Umarım abi, bir sonraki bölümlerde %70'lere, 60'lara kadar, hatta hakkım olan normalde %25'e kadar. İşte eşitlik mi, adalet mi konusuna geliyor yani. İşte, evet tabii. Yani eşitlikse %25 konuşmam lazım değil mi? Eşitlik yok abi burada. Adalet. Bu kanalda yok abi. Bu kanalda yok abi. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ